canlandırın. İnsanları gözünüzden kaldırın, yapıları kaldırın, boş bir arazideyiz. Yıl 632 yılının haccı, zilhicci ayındayız. Peygamber aleyhisselam şu aşağıda kendisi öğlen iki namazını birleştirerek kıldı. Ondan sonra buraya geldiler. Halk 120 bin aşkın kişi var burada. 120 bin aşkın. İnsanlar dokkalı. Gözünüzde canlandırın. Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Beyaz Devesi Kasbağı'da bastı yerler buralar. O orijinal kayalar. Biz de yanında duruyoruz burada. Bakıyoruz. Diyoruz ki kurban oldum Allah'ım ya. Daha düne kadar Allah demek zordu. Peygamberimiz şurada çadır çadır geziyordu. İki kelime anlatayım diye. Kovuyorlardı, rencide ediyorlardı. Ey canımız Allah'ımız. Şimdi ise ne oldu? Kur'an'ın son inen suresi. Son inen süre. Son inen ayet. Maide suresi 3. ayeti. Son inen süre. Maide. Sure. Sure diyor. İza ca'a nasrullah ve fetih. Ve re'ten nas yedkunne fî dinillâhe fâca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhû innehu kâne tevvâbâ. Sen yoktun, sahipsizdin, sana sahip çıktım. Sana fetih ve zafer geldiği zaman, insanlar akın akın Allah'ın dinine geldiği zaman ne yap? Ben böyle aziz bir komutanım. Ben yaparım anca bunu. Mude. Yoksa Rabbinden af dile. Bağışlanma dile, onu hamd et ve tesbih et. Çünkü o yaptırdı sana. Bunlar gelir. Hocam yalnız böyle, ışıktan çıkmıyorsunuz. Kurban oldum Allah'ım diyoruz ya. 120 bin kişi nasıl da böyle toplandı. Her milletten var. Allah dinini tamamlıyor. Bak. Kasva çöküyor. Deve kasva. Diyoruz ki peygambere vahiy gün acaba ne gelecek? Peygamber aleyhisselam bir daha kendine geldiğinde, vahiy geçtiğinde deve ayağa kalkıyor. Deve de hissettiriyor. Bakıyoruz deveye, böyle bakıyoruz. Diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَةِ وَرَضِيتُ لَكُمْ اِسْلَامَ دِينَ. Bugün dininizi tamamladım, sizin için din olarak İslam'dan razı oldum. Bunu bu duyuruyor, burada Bilal Habeşi var, Hasan bin Sabit var, peygamberin söylediğini onlara tekrarlıyorlar. Burası düşün, tekbirler, bağıranlar, şükür edenler, din tamamlanmış. Peygamber aleyhisselam'da haklı bir gurur ve sevinç. Bir adam burada, yanımız dışımızda ağlıyor Hazreti Bekir. Diyor ki peygamber aleyhisselam hutbeye başlarken veda hutbesine, burada hutbesinin bir kısmını yaptı, bir kısmını arka tarafta yaptı. Hutbesini Cebeli Rahmen'in olduğu yer, bu bölgede yaptığını söyleyen de vardır. Böyle kıbleye dönerek burada yaptığını söyleyen de var. İhtilaflıdır. Ecdat dönemindeki haritalardan görüyoruz. Sakrat Mescidi vardı burada ve orada. Buradaki mescid vahyin son geldiği nokta anlamında, hesabın toplandığı nokta anlamında iki tane farklı karşımıza çıkıyor. Peygamber aleyhisselam burada bir daha bir sen burada belki karşılaşamayabiliriz. Beni iyi dinleyin istedi. Demek ki burada din tamamlandığı gibi peygamberin görevi de bitti diye anlatır. Gözünüze canlandırdığınız son ayetin indiği yeri ve peygamber aleyhisselamın hutbesini sesleniyor buradan. Ey insanlar, hepiniz Adem'densiniz. Adem ise topraktandır. Yabancının araba, Arap'ın yabancıya bir üstünlüğü yoktur. Tek bir üstünlük vardır. Boy, poz, yakışıklılık, güç, kuvvet, mal, zenginlik, makam. Hayır, takvadır. Yaratılışımızın amacı olduğu gibi takva farkı vardır. Kan davaları bitmiş, faiz kaldırılmış. Şu mübarek toprağa ne diyoruz? Aman diyoruz, abdestsiz dokunmasın ayaklarımız. Camiye, Kabe'ye gidiyoruz, aman abdestsiz dokunmasın, ihtiram ediyoruz. İşte diyor, Kabe nasıl mübarekse, şu mukaddes alan nasıl mübarekse, şu Zilhicce ve Arefe günü nasıl mübarekse, canınız, malınız, başkalarınınki de öyle de mübarektir diyor. Bakın burayı şöyle kapatalım, hava güneş sizi fazla yormuyor, çok gidecek konu. İslam öyle bir dindir ki, sizi, sizin olduğunuz yerde sadece izzet ve şerefiniz yüceltmez. Siz yokken arkanızdan ben konuşmaya kalksam, öz kardeşinin etini yemek gibi kerih görür Hucurat suresinde, biz buna gıybet deriz. Siz yokken bile onurunuzu korur Allah. Siz varken nasıl koruduğunu düşünün. Siz yokken bile onurunuzu korur Allah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam asnada derler. Ey Kabe sen ne yücesin, ne mübareksin. Ama vallahi Allah'ın yarattığı insan senden daha muhteremdir, daha hürmete layıktır der. Şurayı düşünün, şu sözleri Resulullah'ın söylediğini düşünün. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ümmetin düştüğü durumu düşünün. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim.